Bizler daha yeni Spider-Man filmi izledik. Spider-Man Across Spider-Verse'den bahsediyorum. Henüz daha Spider-Man açtığımız oluşmadı elbette. Ve zaten bu açtığımız daha da oluşmayacaktır bence. Çünkü daha geçen duyuruldu 20 Ekim tarihinde Marvel Spider-Man'in ikinci oyunu gelecek. O da bizim büyük bir Spider-Man açtığımızı kapatacak. Miles olacak, Venom olacak, tabii ki de Spider-Man olacak. E ama tabii ki de bitmedi. Bu yılın sonlarına doğru yine sonundan bir Kraven filmi gelecek. 2024'ün başlarında Madame Web filmi gelecek vesaire vesaire der. Bizler bence Spider-Man'e bayağı bir doyacağız bu kadar şeyden bahsetmemin sebebi Spider-Man 4'ün ne zaman geleceğinin belli olmaması arkadaşlar. Hatta belki de neredeyse hiç gelemeyeceği hiç çıkamayacağı mevzusu. Öncelikle direkt şu haberden bahsetmek istiyorum. Tom Holland oyunculuğa tekrardan ara verdiğini açıkladı. Hani zamanda No Way Home'dan sonra ara vereceğini söylemişti ya. Şimdi gelen söylentilere göre eğer doğrularsa tabii ki Tom Holland bir yıl daha oyunculuğa ara vermek istiyormuş. Yani kendisi 2023 yılında pas geçeceğini söylemiş. Ve tabii ki bu da Spider-Man 4'ün yapımını elbette ki erteleyecektir. Ve zaten biliyorsunuz şu anda yazarlar grevde arkadaşlar. Ben size bunu çok önceden açıklamıştım. Yazarlar grevde olduğu için senaryolar falan da yazılamamakta şu anda. Anlayacağınız hem Tom Holland'dan ötürü hem de yazarlar Spider-Man 4 birazcık da olsa ertelenebilir, daha da geç çıkabilir. Tabii ki de bu sorun değil. Geç olsun güç olmasın ama olsun bir şekilde, değil mi? Hepimiz böyle söyleyebiliriz. Geç gelsin ama yeter ki gelsin deriz. Ama şimdi bir ihtimal daha var ve o ihtimalde bu filmin gelemeyeceği yönünde de olabilir. Kapakta veya başlıkta falan da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Tom Holland Marvel'a ve Sony'ye bildiğiniz rajon kesti ve bu racon işleri birazcık göküşe sürebilir. Hatırlarsanız zamanda Spider-Man No Way Home'dan sonra herkes The Amazing Spider-Man 3 istemekteydi. Andrew Garfield'a yeni bir film gelse oynar mısın diye sorulduğunda Andrew'un verdiği tek bir cevap vardı. Bana iyi bir senaryo gelmedikleri sürece ben yeni bir The Amazing Spider-Man filmiyle oynamam ta ki iyi bir senaryo gelene kadar. Ne oldu arkadaşlar? Yeni bir The Amazing Spider-Man filmi gelmedi. Artık Sony iyi bir senaryo götürmedi mi veya hiç mi senaryo götürmedi bilemiyoruz. Bundan bahsetmemin sebebi aynısının Tom Holland da yapmış olması. Tıpkı Andrew gibi Tom Holland da eğer iyi bir şey olmazsa oynamam demeye çalışıyor. Tam açıklamasını sizlere şu anda okuyorum. Spider-Man 4 için No Way geçecek bir fikir bulmazlarsa, 3. filmle rekabet edecek kadar iyi bir film olmazsa, ben de Peter'a gün batımına doğru salınarak veda edeceğim dedi. Yani bana iyi bir senaryo ile gelmezlerse veya iyi bir senaryo geldiklerinde Spider-Man 4, Spider-Man 3'ten daha çok beğenilmezse, daha iyi olmazsa ben Peter rolünü bırakacağım diyor adam. Ve bırakabilir mi diye uzaktan baktığımız zaman evet bırakabilir. Çünkü Sony ve Marvel'ın anlaşması toplamda 6 film içermekteydi. 3 tanesi yan filmde 3 tanesi de Spider-Man'in solo filmiydi. Ve şimdi bu anlaşma bittiğine göre Tom Holland henüz anlaşma imzalamadı. Adamın yeni filmden anlaşma imzalaması için de Marvel ve Sony'nin onu ikna etmesi gerekiyor. Adamın ikna olması için de böyle bir şart koşmuş kendisi. Ve ben bu şart için aslında çok memnun oldum. Adam sonuçta iyi bir film istiyor. İyi bir senaryo ve iyi bir film olmazsa oynamayacağım diyor ve bence bu biz izleyenler için de çok güzel bir şey. Tom Holland baya baya bizim iyi bir film izlememiz için çaba gösteriyor. Ben bu raconundan dolayı Tom Holland'ı tebrik etmek istiyorum. Spider-Man No Way Home büyük bir event içermekteydi. Hayranlar da bu yüzden çok beğendiler. Ama içinden eventleri çıkarttığımız zaman Spider-Man No Way Home öyle çok da üst düzey bir film değildi zaten. Benim için çok özeldir. Benim için 10 on bir filmdir aslında ama diğer herkes için böyle olmayabilir No Way Home. Bu yüzden de Toby ve Andrew'un dışında o çitanın üzerine çıkmak çok da zor değildir yani. Ortaya adam akıllı iyi bir senaryo çıkarttığınız zaman No Way Home'u mutlaka geçersiniz kalite anlamında. Bu yüzden de Tom Holland'ı ikna etmek için çok zorlanacaklarını zannetmiyorum. Ama işin içerisinde Sony var arkadaşlar. Sony'nin de çapı belli, çıtası belli o yüzden ne yapacakları belli olmaz. Spider-Man 4'ün gelmeme ihtimali veya Spider-Man 4'ten sonra Tom Holland'ın olmama ihtimali var yani onu söylemeye çalışıyorum. Veya belki de bu blöf olabilir. Tom Holland direkt olarak blöf atmıştır. Belki de anlaşma için para yükseltmeye çalışıyordur falan filan. Bunun arka planından bambaşka şeyler de çıkabilir. Ancak durumlar bu şekilde ve sizler bu durumlar için ne düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Daha da uzatmaya gerek yok. Benim fikirlerim ve de düşüncelerim bu şekildeydi. Aktaracağım şeyler de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.